yetene kadar kendimizin hazır olup olmaması.
yeteri kadar donanımlı olup olmamalı. Ben zaman yönetimini de yetersizimdir. Zaman yönetimini ben niye anlatmaya çalışıyorum çocuklar? Belki yanlış şeyler de biliyorum. Uydur kuydur şeyler anlatacağım onlara. Bu konuda kendini artık ispat etmiş, konuyu bilen kişiler birkaç okulu bir araya getirip şimdi Ahmet Bey, sizin anlattığınız şekliyle o zaman biz diyoruz ki olabilir. Direkt onu geçiyorum. Ben algılamadım. O zaman diyorum ki melekaların onun hakkında yetersiz kalabilir. Onun hakkında yetersiz kalabilir. Konu işlemesinde yetersiz kalabilir. Modillerin işlemesi konusunda. Özgüven kazandırma, zaman yerine, problem çözme, yarar zarar tespit, konular yani. Konularda işlenmesi. Neden miyiz ki? Ben mühendis adamım, ben neyim? Özgüven kazandırma konusunda ne bilirim? Az bilirim, çok bilirim. O zaman şeyi yapalım. İzinli olmasın. Belki de iş yeri önünde de bunu istemiyor. İşi aksatmamadan
günü burada olalım dendiği zaman ya o zaman cuma günü burada olabilmek için perşembeden çıkılacak. Siz isterseniz bu tarafa dönün. Ben bu dansını yapacak herkes. Buluşmalarındaki zorluklarınız zaman, sanırım hepimizin de zaten bir zaman problemi var. Biz bu bilinmeyen tarihlerdeki yani ayda bir buluşmaları birçoğumuz gerçekleştiremedik. Ayrıca çalıştığımız kurumlardaki mesailer nedeniyle. Bu nedenle zaman dedik ama bunun için ne yapabiliriz de öneriye de okul yönetimiyle de görüşerek onların da desteğini alarak ortak tarih ve saat belirleyebiliriz diye konuştuk. Bu nasıl olabilir? Çünkü çocukların okuldan çıktıktan sonra servisleri kaçırmamaları gerekiyor. Onları derslerinden ayrıca derslerinden almamamız da önemliydi. Hafta sonları cumartesi ya da pazar bu birlikteliği sağlayabiliriz dedik. Ama bu da çok mümkün olmuyor. Neden? Çünkü çocuklar ailelerinden izin almalılar. Bu etken ayrıca yol parası vermeleri gerekecek. Bunları da düşünüyoruz. Dershaneler evet sizin dediğiniz gibi o da olabiliyor. Ama neticede bunu çözmek gerekiyor ve eğer bu ayda birse ya da iki ayda birse her neyse bir tarih ve saat belirleyebiliriz dedik. Önceden belirlenen tarihlerde bu uygulamayı gerçekleştirebiliriz dedik öneri olarak. Modül uygulamalarında karşılaştığımız herhangi bir sorun yaşamadığımızı ortak karar verdik. Bir sorun yoktu modül uygulamaları hepimiz için. Çok keyifliydi ve güzel geçti ama ne yapabiliriz? Öneri olarak dokümantasyonu artırabiliriz. Bununla ilgili daha farklı işte hem görsel olarak video eklenebilir, işte vakıf tarafından, aile hanımlar tarafından eklenebilir ya da farklı PowerPoint sunumlar olabilirdi. Bunlar etkileyebilirdi. Grubumuzda şöyle bir şeye karar verildi. Bir sonuca varıldı daha doğrusu. Dedik ki sunumlarda doküman üzerinden sunumlara bakarak gitmek oradaki doğallığı etkiliyor. Dolayısıyla sunumlara bakmaktansa biraz vakit ayırıp önceden onları değerlendirip doğal akışında böyle bir çalışma yapmak daha sağlıklı sonuç verecekti. Bunun dışında portal ve izleme mekanizmalarında karşılaştığımız zorluk onay sürecinin gecikmesi. Bunu öbür salonda da görmüştük. Dolayısıyla şirket sorumlularının daha doğrusu onay sürecinde birazcık daha zaman olarak zamanı daha iyi yönetmeleri anlamında. Ve öneri olarak da güncellemelerin daha sık yapılması. Portal üzerinde de biraz daha güncellemeye, yenilemeye ve haberlere, bizlerden gelen haberlere biraz daha hem güncel olarak hem de doküman olarak daha fazla yer bulmayı hepimiz istedik ve bekledik. Şirket sorumlularıyla ilişkilerimizde açıkçası sıkıntımız şu yönde gerçekleşti. Hepimizin bundan önceki buluşmalarda ve bunda da kalacağımız otel, transfer, uçak bilgileri vesaire yani buluşmalara yönelik daha çok sıkıntı yaşandı. Onun dışında zaten gidip çocuklarla buluştuktan sonra hepimiz neler yaşadığımızla ilgili zaten ilk olarak ilk kademe şirket sorumlularımıza yazıyoruz. Bu anlamda bir sıkıntı yok ama işte transferler ve buluşmalarda yaşadığımız sıkıntılar vardı. Öneri olarak şirket sorumlularına proje ekibini bilgiyi ulaştırdınız mı? Meleklerimizin transferleri otel bilgilerine
vakıflar mıyı birazcık daha herhalde sanırım bu anlamda sizlerin desteği olacak. Bu iletişimin sağlanması ile ilgili bir önerimiz oldu. Ve MLK buluşmaları ile ilgili de biz bundan çok keyif alıyoruz. Bu buluşmalar hakikaten keyifli ve heyecan verici oluyor. Bu sayıların artırılmasını istedik Erhan'ın. Bu buluşmalar daha sık olabilirdi. Ve öneri olarak da sayın artırılması dedik. Ve buluşmalarda biz tesadüf ki dün gece aynı grupta geldik ama transferimizle ilgili bir sıkıntı yaşanmış. İşte bir saat havaalanında bekletildik vesaire. Dolayısıyla SETUR'la görüşerek transfer araçlarının daha sık olması o saatlerde o anlamda bir önerimiz oldu. Bir de Ahmet Bey'in önerisi Divan Ankara Oteli'nde yani benim çalıştığım bulunduğum otelde bir sonraki buluşmayı kendisi yazdı. Benim yazım değil bu efendim. Bize bu grup olarak aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ederiz. Bizim ulaşabileceğimiz ortak zaman sorunu. Yani bu gerçekten başlı başına bir problem bizim için. Şimdi kendi grubumuzda da burada aslında ikiye bölündüğümüz oldu. Mesela işte Yapı Kredi çalışanlar bilirler. Yani Yapı Kredi'den hafta içi onun için izin alma çok problem oluyor. Hafta sonunu aldığımız fazla dersek diğer arkadaşlar hafta sonu çalışıyorlar. Biz hafta sonu öğrencileri getirmeye çalışsak bu sefer az önce yine Emel arkadaşımın bahsettiği gibi öğrencilerin hepsi merkezde oturmuyor, ilçelerden gidiyorlar. Yol paraları vermeleri gerekiyor. Ya da işte dershane oluyor, ailelerin izin alması gerekiyor vesaire vesaire gibi bir problem ortaya çıkıyor. Bir de ayrıca burada hemen üstüne atlamadan geçemeyeceğim. Burada idarenin proje desteği diye anlattık. Yani çalıştığımız firmalardaki istisnalar kaydını bozmaz. Lütfen kimse üstüne alınmasın. Çalıştığımız firmalardaki yönetici arkadaşlarımız olaya bizim gibi bakamıyorlar kesinlikle. Bu bir gerçek yani. Bizim aldığımız sorumluluğu alamıyorlar. Veyahut da bizim gibi düşünemiyorlar bu konuya. Bak bizim görünürlüğümüzü onlara kabul edilmek çok zor. Bu bir gerçek yani. Onları nasıl anlıyoruz? İşte buraya gelmemiz, hafta içi mesela çalışan olarak buraya gelmemiz iki karış surat, izin almak bir dert. Yani ne bileyim bu çok büyük bir problem bizim için yani. Hatta bunu daha önce geçen senede sanırım bir problem oldu. Müdürlere CC'li mesela gittikten sonra biz gelebildik yani bir toplantıya. Ben burada buna çözüm olarak da vakfın desteği olarak biz bunu geçtik. Yani burada vakıf bize en azından bizim yöneticilerimize bu konunun holdingin bu konuya ne kadar önem verdiğini, ne kadar çok üstünde durduğunu, nasıl projelerle ortaya çıktığını eminim ki yani şimdi açıkçası ilk bu projeye katılırken ben de holdingin bu işe bu kadar çok ciddi baktığını fark etmemiştim. İçine girdikten sonra daha iyi anladım. Ama bizim iş yerlerimizdeki yönetici arkadaşlar maalesef bunun bu kadar ciddi olduğunu farkında değiller. Ve nasıl planlamalar, projelerle ve organizasyonlarla bunun yapıldığını bilmiyorlar. Biz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ama bizim anlatmamız farklı ve ya da holdingin anlatması veya vakfın anlatması çok daha farklı olur düşüncesi içerisindeyiz. Sorunlarımızdan biri buydu. Yine Bursa buluşmalarında işte MLK okul öğren yöneticileri dediğimiz yani yine ortak zamana bir yere denk getirip yapamıyoruz. Bir sorun oluyor. Burada bununla ilgili şöyle bir şey var. Bursa buluşmalarında az önce aşağıdaki toplantıda izledik. İşte ne güzel şeyler yapmışlar. Almışlar çocukları yemeklere götürmüşler, gezilere götürmüşler bazı firmalar. Bizim böyle kesinlikle böyle bir imkanımız yok yani. Kesinlikle yani. Ben açık söyleyeyim yani. Biz çok özür dilerim söylüyorum yani. Bundan söylenmez ama çocukları topluyoruz hafta sonu. Yani bir ikramda bulunacağız. Her şey cebimizde. Yani biz maaşlı bir insanız. Bir ne kadar yapabiliriz bunları yani. Hani gülüyoruz ama gerçek bu yani. Yani tabii ki yani bu zor bizim şeyimize gitmez. Yani gücümüze gitmez, zorumuza gitmez. Yönünü yapıyoruz ama yani belli bir yere kadar. Hep konuşuyoruz ki alalım çocukları bir işte pikniğe götürelim. Zaten milli eğitimden falan yasal izin almamız gerekiyor ayrı konu. O sorunu aşarız. Bizim mezun olduğumuz yer küçük bir yer. Veya hepimizin sosyal çevresi var. O sorunu aşarız. Ama şimdi mesela az önce hasta arkadaşım kurduk kulağıma fısıldı. Ya diyor biz çocukları niye bire götürüyoruz? Hangi sponsorla dedi? Kimle götüreceğiz yani? Neyle götüreceğiz? Onun için buraya bütçe verilmesi diye Elvan abi özellikle eklenmesini istedi. Onda kastı şu. Yani bunu
bizim iş yerlerimizin desteğiyle yapılması anlamında söyledi. Valla ben dedim, bize stajyer almayan adam yani gidip de bunu hiç öğrenmez. Kısacası, yani kısacası çok kalp bir konu ama gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu düşünerek söyledim açık açık. İkincisi modül uygulamalarında biz modül uygulamaları yapamadık. Kendi adıma söylüyorum yani yapı kredi olarak. Çünkü birinci şeye bağlı olarak, birinci soruna bağlı yani zamanla ilgili olarak yapamadık. Fakat grubumuzda yapan arkadaşlarımız var. Onlar özellikle Kerem'in belirttiği görsel materyallerin eksikliği yaşadı dedi. Daha önceden, bunun da cüzum olarak önceden hazırladığı görsellerle desteklenir. Yani hepimizin hitap ettiği, hepimizin kullanabileceği görsellerle desteklenebilir diye söyledi. İşte bursiyerlerin katılımının az olması ayrı bir problem olarak gözüküyor modül uygulamalarında. Yine bu birinci sorunla bağlantılı olsa gerek. Onun için de işte yine hazırlanmış EPT dosyaları ve yine bununla ilgili bütçebilmesi diye bir çözüm sunuldu. Portal ve izleme mekanizması ile ilgili konudan sorumlu yani okul sorumlusu müdür pozisyondaki insanlar veya rehber öğretmenlerin bunları başkalarına delege ediyorlar. Bu şifreleri falan. Daha sonra bu altı pozisyona geçiyor. Bunun için işte Kerem'in bir önerisi oldu. E-mail adresi verebiliriz dedi. Yani onlara da bir e-mail adresi oluşup portal şifresini onlara da pas edebiliriz anlamında bir çözüm sundu. Mantıklı olabilir. Sonra burada Turkuaz listesi yok. Yani ilk öğrencilerimizin bizden önce başlayan öğrencilerin listesi yok. Onların da siteye eklenmesi anlamında çözüm sundu. Şirket sorumluluğu ile ilişkilerde burada bizim grubun ortak kararı bir sorun. Sorunumuz yok şirket sorumlu arkadaşlarla. Sadece önerimiz olarak yöneticilerle yani kendi aralarındaki yöneticilerle yapılan mail şeylerin bize de CC edilmesi daha çok bilgi paylaşmamız anlamında olabilir diye söylendi. MLK buluşmalarıyla ilgili birinci sorun yani grubumuzdan aldığımız en yüksek sorun hafta sonu olması kaynaklı. Hafta sonu olması bir problem kaynağı teşkil etti. Onun da çeşitli ayrıntıları var. İşte bayan arkadaşlarımızın hafta sonunda kendilerine ve ailelerine ayırdığı kısmı çok zor oldu. İşte ev işleri falan bu tip şeyleri hafta sonu bırakıp buraya gelmeleri. Erven abi ona göre anlattı. Yani hafta sonu dinlenelim mi? Çocuklarımı ayıralım, buraya mı gelelim? Birilerinden açıkça sözlerini ifade etti. Ben de katılıyorum. Yani çok basit bir örnek vereyim. Ben antrenörlük yapıyorum. Yarın 14-16 grubumun 25 tane oyuncum var. Genç takım var 25 oyuncu. Yarın ikisinde maçı var. Diğer antrenör arkadaşı rica ettim. O çıkacak takımın başında. Biz burada olacağız. Olsun, helal olsun. Bunlarda çözüm öneriler kısmında özellikle konaklamada bizim grubumuzda içinde çıkan sonuç özellikle konaklamada kalitesiz değil mi? Doğru ifade ediyorum. Kalitesiz bir konaklama olduğu görüşüne sahip çıktık. Biz gerçi hep kredi olarak buraya alışkınız ama diğer arkadaşlar da gelip ben onlara şunu ifade ben şunu ifade ettim onlara, bu Bayramoğlu tarihinin görmüş olduğu en yüksek hali diye söyledim. Yani özellikle yangından sonra. Ama tabii yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Özellikle herhalde açık açık söyleyebilirim değil mi arkadaşlar? Yani bayan arkadaşların tek tek kalması, erkek arkadaşların birlikte kalması. İşte benim gibi uyku sorunu olanların başka yerin odasını paylaşınca neler olabileceği gibi şeyler. Yani üzerinden geçirmez hepsini. Burada da yine bazı çocuklar işte bu eğitimlerin ve buluşmaların hafta içi yapılması. Erven abinin teklifi olarak da en azından yani en kötü ihtimalle 3 yıldızlı otel ayarında bir yerde konaklayabilirsek diye söyledi. Bence de haklı. Yani şu olabilir. Eğer Bayramoğlu'da yani evet tek kişilik olması. Bayramoğlu'da eğer konaklanma sağlanacaksa benim şahsi fikrim bu. Bayramoğlu'da konaklanma sağlanacaksa burası yapı kredi tesisleri. Yapı kredi eğitim
yönetimiyle görüşülür. Eğitimlerin daha az olduğu bir hafta sonu burada veya hafta içi her neyse işte hafta içi konaklanacaksa eğitimlerin daha az olduğu bir hafta içi burada ders bizim toplantımız yapılabilir. Veyahut da o tarihler arasında daha önceden planlanarak, uzun vadeden önce planlanarak o iki güne buraya çok az bir eğitim vererek daha standart yükseltilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir şey görsellerden kasıt tam olarak nedir? Önceki grup dönemesinden bahsedelim. Şimdi görsellerden tam olarak kasıt şu, Şubat toplantımızda orada bazı slaytlar falan izlemiştik biz. Belki onlar yani belki onların da bize sağlanması. O yüzden sordum zaten biz gönderdik çünkü. Ama geç geldi onların çoğu. Ve biz artık şeyleri bitirmiştik. Ben de sonraki hafta gönderdik miydi? Her şey dersi kaynatmak veya işte şu o yarım saat 45 dakikayı çocuklar atlatabilmek adına bir iletişim kopukluğu oldu. Oysa ben mesela ikinci ziyaretimde biraz PPT dosyası olarak zenginleştirdim, araya slaytlar falan koydum. Bu sefer tabii ona bağımlı değilsiniz ama en azından çocukların dikkatini toplamak adına ve onlarla iletişim kurmak adına daha kolaylık sağladım. Bu şekilde böyle bir dosya oldu. Bir şey daha sormak istiyorum, iyice şey olmak için, net olmak için. Görseller derken siz şimdi diyelim ki slaytlarınız var 35-40 tane. Slaytın içinde resim de mi istiyorsunuz? Yani resim olabilir. Resim mesela ben bir de resim gönderememesi bir nedeni var. Ağır oluyor yani. Sunulan fotoğraf veya görsel çakışması ve öğrencilerin boş zamanlarının çakışmasından dolayı zaman problemi yaşadığımızı belirledik. Onun önerisi olarak da hafta sonu buluşma, yani bursiyerlerle buluşmanın hafta sonuna bırakılması, bu boş ders saatlerinde bir ortak gün belirlenmesi, okul idaresiyle diyaloglu olarak bizim tesadüfen Kırıkkale Endüstri Meslek Liseleri rehberlik öğretmeni çarşamba günlerini bana ayırıp ben de bütün okulda rehberlik derslerini çarşamba günü yapayım demiş. O da bizim ekmeğimize yağ sürdü ve çarşamba günleri rehberlik öğretmeninin eşliğinde bursiyerlerle buluşma işini kendiliğinden çözmüş olduk. Biz böyle bir öneride bulunuyoruz. Eğer bursiyerlerle buluşmada sorun yaşayan arkadaşlarımız okul idaresiyle ve rehberlik öğretmeniyle diyalog içerisinde bir gün belirleyip o günlerde rehberlik öğretmeninin eşliğinde bursiyer buluşmalarını yapabiliyorlar. Biz o konuda çok iyi bir sonuç aldık ve oradan bu çözümle bu şeyin zorluğu aşmış olduk. Modül uygulamalarında öğrencileri yine bir araya toplayamama problemi çıkıyor. Aynı zamanda modül uygulamaları senenin sonuna doğru programlandığı için sene sonunda öğrenciler okul bitiyor, tatil başlıyor, dersler bitti havası ile her şeyi de bırakıyorlar ve öğrencilerle diyaloglarımız zor oluyor diye bir ortak karar çıktı. Bunun çözümü olarak da senenin sonuna modül uygulamalarının bırakılmaması, tarihin ikinci yarı yani sömestr tatilinin bittiği yarının başlandığı sürelerde
modül uygulamaları yaparsak öğrenciler böyle dinlenmiş, tatilden gelmiş ve böyle biraz daha bıkkınlıklarını atmış şekilde öğrencileri buluyoruz ve o şekilde modül uygulamalarını daha gönüllü yapabiliriz diye bir öneri ve çözümü çıktı. Portal izleme ve izleme mekanizmasında bizim kendi iş yerinde herkese bir bilgisayar çalışma ortamı sağlanamıyor. Ben kendim de iş yerinde bilgisayarı olmayan bir kurumda çalışıyorum. Öyle bir problemimiz var. Bizim buradaki görevlerle iletişimimiz bilgisayarla yapılıyor. Bizim de çalışmalarımızda bilgisayar kullanmadığımız için bize bir mail geldi mi, mailimize nasıl cevap vereceğiz konusunda problemler çıkıyor. Onu da arkadaşlar çözmüşler, öyle bir öneri sundular. İş dışında ev bilgisayarlarımızla kendi şeylerimizle, kendi mail adreslerimizle burayla irtibatlaşıp bu konudaki iş yerinde bilgisayar bulamama ortamından kurtularak bu şey problemin çözümünü o şekilde bulduk. Şirket sorumluları ile bir problemimiz olmadı. Bize buradan verilmiş olan şeyleri, bilgileri direkt aktarıyorlar. Bizim problemlerimizi de bu tarafa göndererek bizim bir problemimiz olmadığı ortak noktasına vardık. Buradaki MLK buluşmalarımızda yine biz böyle ortak nokta olarak problem göremedik. Çünkü hafta sonu buluşmaları bazılarımızın haliyle özel yaşantısını etkiliyor. Bu etkileme hafta içinde de iş konularını etkileme yönünde, hafta içinde buluşmalarımızda iş buradaki kişilerin, buradaki katılımcı arkadaşların özel görevleri olduğunda gelememe yönünde daha çok bir problem yaşanacak diye düşünüyoruz. Çünkü biz gönüllüyüz. Bizim hafta sonu buraya gelmemizde özverili çalışmamızın sonucunda bu problemi buraya yansıtmamamız gerekiyor. Öyle bir karar aldık. Hafta sonu buraya geldiğimizde bizim bazı özel problemlerimiz ortaya çıkacak ama bu da bir gönüllülüğün sonucunda aşılması gereken bireysel bir problemdir. Onu, o yüzden onu genele yayıp hafta içinde buluşalım diye bir öneri getirmek istemedik. O yüzden onun da çözümünü kendi aramızda gönüllü olduğumuz için gönüllülük çerçevesinde böyle bir zorluklara katlanacağımızı iletmek istiyoruz ve hafta içindeki, hafta sonundaki buluşmalarda bir problem olmadığını düşünüyoruz. Zaten bunları yaptık. O yüzden çok fazla bir şey bahsetmiyorum ondan.
Modül uygulamalarında uygulamaları yaparken modüllerin içeriği daha çok anlatacak belki buluşur veya bir dergi falan olabilir ki bursiyer arkadaşlarımıza verelim. Bu durumda bu modüllerin yapılması açısından daha başarılı olacaklarını ve daha çabuk yapacaklarına inanıyoruz biz. Portal ve izleme mekanizmaları tarafındaki sıkıntımız zaman zaman portal çalışıyor, zaman zaman maalesef çalışmıyor. Portal başında sorunlar yaşıyoruz. Burada şey yapılabilir, aklımıza şöyle bir şey geldi. Portalda bursiyerlerin bizleri tanıması anlamında bizlerin bir fotoğrafı olan veya biyografik bilgilerini veren bir sunum yapılabilir. Bu durumda her bursiyer kendi meslek sesi koçunu tanıyabilir. Hatta onun altına gerekli e-mail adresleri falan yazılırsa paylaşacağı konuları yine bizlerle paylaşabilir. Şirket sorumluları tarafında aslında 5 kişilik grubumuzda bir tek benim önerimdi. Şirket sorumluluğunu ben şahıs olarak fotoğraf dışında tanımıyorum. Bizim şirket sorumluluğumuz Ankara'da, ben Eskişehir'de görev yapıyorum. Ki Eskişehir'deki birçok kişinin de bunun, yani şirket sorumluluğunu tanıdığını düşünmüyorum. Ben şirket sorumlularıyla bizler arasında bir tanışma veya bu konuları paylaşma anlamında bir toplantı veya görüşme yapılabilir. Sizlerin de böyle probleminiz var mı bilmiyorum tabii. MYK buluşmaları tarafındaki tek sıkıntımız da ortam oldu. Ortam aslında çok problem değil ama öbür toplantı salonunda arkadaki arkadaşlarım sahneyi ve ekranı izlemekte zorlandılar. Sadece ön taraftaki kişiler daha aktif olabildi. Ekranın görünmemesi durumunda arkadaki kişiler biraz daha pasif kalmış olabilir. Belki bu düzeltilebilir. Bu durumda daha verimli bir çalışma ortamı sağlanabilir. Başka da herhangi bir söyleyeceğim bir şey yok. Hepimiz oruçluyuz ya.
Gerçekten.